dünya çapında bir dizi değişikliğin habercisi olan pek çok belirtiyle yüz yüzeyiz, karşı karşıyayız. Ama bunların içerisinde en önemlisi, bizi en yakından ilgilendirenimiz Türkiye'deki statükonun artık sürdürülemez olması. O yüzden biz 30 Mart yerel seçimlerine doğru giderken bu statüko değişikliği için son derece güçlü, geleceği açık, en açık siyasi seçenek olarak girdiğimizi bilmemiz gerekiyor. Biz toplumun kıyısında, marjında, bir kenarında duran ve gelişmeleri seyreden değil, toplumun dönüşmesine doğrudan doğruya etki eden, onu ta en derinlerinden sarsan büyük değişimlerin sözcüsü, habercisi, onların taşıyıcısı olarak bu sürecin içindeyiz ve geleceğin kurucusu olarak toplumdaki yerimizi aldık, alıyoruz. Baba giden avlanır hikayesini bu bana hatırlatıyor. Bir kere yasa dışı, usulsüz ve kuralsız dinlemenin yolunu açarsanız ve bu dinleme işinde ortak olduklarınızla birlikte başkalarının sırlarına vakıf olur ve bunları bir şantaj aracı olarak kullanırsanız sonunda bu silah döner sizi vururdu. Bence başbakanın bu bakımdan aramızda şikayet etmeye hakkı olan en son kişi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki şimdi bu dinlemelerin önlenmesi için alınacak tedbirlere ihtiyaç var.